Mühür grubun sunduğu Mert Güreş'te Geç Söylem devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce Mustafa Bey kendisini nasıl gördüğünü bahsetmiştik. Mühür grubu nasıl gördüğünü, çalışanların nasıl gördüğünü bahsetmiştik. Daha sonrasında röportajlarımızda da tam tersi Mustafa Bey'in çalışanları ve tabii ki etraftaki Darıcalılar nasıl gördüğünü biraz önce röportajlarda gördük. Ve biz birazcık şimdi spora eğilmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir şeyler var, konular var. Ben bunu Sayın Başkan'a söylemek istemedim ama şimdi burada açıklayacağım. Şimdi Sayın Başkan, siz en son bir paylaşım yaptınız. Zehir zemberek olacak bir sözler söylediniz birilerine. Bu konu neydi? Yani çünkü sonuç itibariyle sizin işinize çok karışan olur. Yani bu aslında futbolun şeyinde var, tabiatında var. Yani herkes bir hoca, herkes bir dediğiniz gibi gazeteci. Bu olayı açıklama şansınız var mı acaba biraz daha? Ben normalde biraz, yani arkadaşlar da şeyde röportajda da söylediler. Mustafa Başkan biraz belki fervidir, şudur budur. Evet, ben bu konuda katılıyorum. Bazen biraz fervidimdir, sinirliyimdir ama yani ister istemez bazen haksızlık olduğu zaman da bir yere kadar susup bir yerden sonra konuşma mecburiyetin oluyor. Yani kendinle alakalı olmasa da iyi kötü bizim bir yönetimimiz var. Normal hayatta bizim beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Bu arkadaşlar da yani şahsi olarak bana söylenen birçok şey biz zaten susuyoruz, yutuyoruz, sineye çekiyoruz. Çok fazla bir şey söylemiyoruz elimizden geldiği kadar ama arkamızdaki yönetime veyahut da bize yani hiç baktığınız zaman kale alınmayacak veyahut da sustuğumuz zaman sanki kabul ediyormuşuz gibi bir ortam olduğu zaman ister istemez bazen tepki gösteriyoruz. Siz de söylediniz yani spor çok kolay bir şey değil. Yani işte malum sezon güzel bir sezona başladık. İşte hocamız, yönetimimiz, biz hep beraber bütünleşerek bir sezona başladık. İyi de başladık. Yani ikilik, iki kupa olmak üzere 4-0 yaptık. Sonra istenmeyen 5 maçın sonucunda istenmeyen bir sonuçta biz hocamızla yollarımızı ayırdık. Bir kan değişikliği gerekiyordu. Bu kan değişikliğinde yönetimin almış olduğu kararla Darıcan'ın da genelinin de istediği bir şeydi. Bu kararla biz hocamızla oturduk, konuştuk, helallaştık. Güzel bir şekilde ayrıldık. Hocamız ve hocamızın yanında çalışan yardımcı hocalarımızla beraber. Bunun akabinde tabii ki söylenen oldu, şu oldu, bu oldu. Hepsini sineye çektik. Sıkıntı yok. Ama bizim almış olduğumuz kararlarla alakalı, yönetimin almış olduğu kararla alakalı. Yani sonuçta sıkıntıyı çeken yönetim, sıkıntıyı çeken taraftar. Ama birileri hiçbir sıkıntı çekmeden, hiçbir sorunla karşılaşmadan, oturduğu yerden kalemi eline alıp da vicdansız bir şekilde eleştirirse ve bu hakarete kadar ulaşırsa ister istemez bir şey demek zorunda kalıyoruz. Demesek bu sefer yönetim bize dönüp niye benim hakkımı savunmadın gibi bir şey söylüyor. Biz de burada ister istemez birkaç burada laf etmek zorunda kaldığımız için böyle bir şey yaptık. Evet, arkasında mıyız? Kesinlikle arkasındayız. Çünkü yani hiç Darıcan'ın sıkıntısını, sorunuyla dertlenmeyen birisi kalkıp da biz medyayı veyahut da basını veyahut da herhangi bir yerel basını veyahut da yerel gazeteyi kötülemek şeyinde değiliz. Yani kötüleme açısından konuşmadık ama kim olursa olsun şunu söylüyoruz. Basın veya bir başkası burada ne olursa olsun bir eleştiri yaparken bir eleştirinin dozu var. Yani bunu bizim yönetimde almış olduğumuz kararı zaten bu yazdığımız şeyler biliyoruz yani. Biz yazıp bu internetten, sosyal paylaşımdan attığımız zaman ister istemez duyulsun diye zaten, görülsün diye, okulsun evet diye atıyoruz. Yani bu yönetimin almış olduğu bir kararın karşısında da sizi veyahut da seni orada tutanlar en az sen kadar nokta nokta deyip de arkasına ünlem işareti koyarsa bir vatandaş, karşılığında da benim yönetimdeki vatandaşlar da 20 kişiyiz. Sonuçta bu kararı biz almışız. Kimi göndereceğimiz, kimle çalışacağımız veyahut da kimi göndermeyeceğimiz bu yönetimin uhdesinde olan bir şey. Yani burada biz birisini gönderirken veyahut da göndermezken kalkıp da bunu yani herkese soracak halimiz yok. Yönetimin aldığı bir karar. Ha çok böyle biz bu yönetimden daha iyi yaparız. Biz bu yönetimden daha fazla emek harcarız, daha fazla zaman harcarız, daha fazla para harcarız diyen birisi de varsa hodri meydan diyoruz. Buyurun. Evet. Sıkıntımız yok. Yani biz burada koltuğa çakılıp kalmış da değiliz. Yani bunu alırken de şunu söyledik. Bu gerçekten de ateşten bir gömlek. Biz ne giydiğimizi de biliyoruz. Nasıl bir sıkıntının içine girdiğimizi de biliyoruz. Ne yaptığımızı da iyi kötü Darıcan halkı da görüyor. Taraftarı da görüyor. Bizim burada sıkıldığımız, çekindiğimiz, söyleyemeyeceğimiz hiçbir şey yok.
Böyle bir şey olunca ister istemez 3-5 kelam söylemek zorunda kalıyoruz. Biz de orada yani tabii ki eleştiri açıyoruz ama bu eleştirinin de bir dozu var. Biraz da millet haddini bilecek. Yani burada ya söylerken de... işte sen de en az 10'lar kadar, siz de en az 10 kadar nokta nokta ünlem. Çok bu noktaya ne koy? Terbiyesizce yazılmış. Bu noktanın içine kim ne yani isterse onu koyabilir. Evet. Yani bu kesinlikle iyi bir niyetli yazılmış bir şey değil. Yani buraya her şeyi koyabilirsiniz. Buradan söylemeyecek bir sürü şeyler koyabilirsiniz buraya. Evet. Kimse de kusura bakmasın. Burada 20 tane adamın ailesi var. Koskoca adamlar. Yani en gençleri benim. Belki çocukların yaşındayım. Sen kalkıp da burada 20 tane adama yani çoluk çocuğu olan, işçi gücü olan, herkesin kendince bir kariyeri olan, isim yapmış olan bir adama basından nokta nokta deyip de ünlem koyarsan ben de o kulübün bir başkanı olarak ben kendimi de kendimin haricinde, yönetimde benden hariç 19 kişi içinde mutlaka bir şey söylemem lazım. Söylemezsem bu benim hatamdır. Tabii. Bunu da en az bir şekilde bak, en minimuma çekerek söylüyorum. Normal şartlar da çok farklı. Yani bunu yanlış anlaşılmasın, bambaşka söylenme şekli var bunun. Ama biz burada minimuma çekerek yani hani bize çok da böyle şey yapmadan yakışanı söyleyelim. Bu da en yakışanı buydu yani. Bunu da ister istemez söyledik. Evet yani ben de o yazıyı okudum, çok terbiyesizce yazılmış bir yazı. Yani 3 nokta bir de ünlem koyarsanız herkes istediğini alır. Zaten bizim Türkçemiz böyle birazcık şey lastik gibi her tarafa uzatıldığı için bence yazan kimse artık onu zaten açıklamayacağız. Özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde gazetesinde özür dilemesini bekliyoruz yani. Çünkü yakışan da odur. Başkan, mesajlarımıza devam edeceğiz. Hemen şöyle okuyalım. Ahmet Aslan diye bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Merhaba Mert Bey, size ve konunuza iyi yayınlar diliyoruz. Mühür Grup çok güzel projelere imza atıyor. Darıca bölgesinde bu kadar başarılı proje imza atarken sadece Darıca bölgesi için mi çalışmalar vardır? Yani Gebze ve diğer Koca ilçelerinde çalışmalar olacak mıdır? Ya bizim hedefimiz tabii ki yani her şirketin, kurumsal çalışan şirketlerin hedefi vardır. Bizim de hedefimiz vardır ama sonuçta dediğim gibi İstanbul'da da yapmış olduğumuz bir inşaat firma inşaatlarımız var. Bizim de bir de bütçemiz de var. Yani çok da böyle bunu abartmanın, çok da şişirmenin bir alemi yok. Yani gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar yaptığımız işi de elimize yüzümüze bulaştırmadan. Evet. Şimdi Darıca'nın belli başlı yerlerini de yapıyoruz. Yani biz yapabileceğimiz gücümüz neyse onu yapıyoruz. Bunun haricinde düzgün proje olsa Gebze'de olabilir, Kocaeli'de olabilir, fark etmez. Yani yapılabilecek proje varsa yapıyoruz yani. Evet, diğer mesajlarınıza geçelim hemen. Çınar Altılılar göndermiş. Mert Bey merhaba, başkanımıza selam olsun buradan. Her zaman destekçisi olduk, her zaman da arkasındayız. Teşekkür ediyoruz. Evet, Çınar Altılılar'a da buradan selamlar olsun diyoruz. Evet, birkaç tane daha resmimiz varmış bizleri izleyen arkadaşlarımız. Özellikle genel yayın yönetmenimiz Rasim Akar. Biz de Kanal 5'ten izliyoruz. Teşekkürler demiş. Evet, resimlerimizi alalım sırayla. Evet, bir telefondan izleniyor. Evet, geçelim. Evet, rejimize selamlar olsun. Kanal 5'ten genel yayın yönetmeni de bu program için kendisine fedakarlık yaptı, buraya geldi. Teşekkür ediyoruz. Varsa başka geçelim. Evet, bu kadardı. Teşekkür ediyoruz genel yayın yönetmenimize. Mustafa İlbey, iyi yayınlar dilerim. İnşaat sektöründe artık fiyatlar çok pahalılaştı. Darıca bölgesinde bu neden kaynaklanmaktadır? Mustafa Bey'e sorabilir misiniz? Teşekkürler. Darıca'nın değerlenmesinden. Darıca güzel bir yer. Yani Darıca'ya girdiğiniz zaman biz hep söylüyoruz. Darıca Ada gibi görebilirsiniz. Darıca'nın iki tane girişi var ve her tarafı deniz. Darıca normalde baktığı zaman ben İstanbul'da mı yaşarsın, Darıca'da mı? Zaten Darıca'da 25 senedir yaşıyoruz da yani şu anda deseler ki yine fikrin nedir? Kesinlikle Darıca. İstanbul artık doldukça en yakın ilçe ulaşımı, E5'e, otobana, havaalanına, denize, her yere ulaşımı en yakın olan yer Darıca. Artık köprümüz de var. O yüzden Darıca eskisi gibi değil, değerleniyor. Dediğimiz evet. Gibi toprak da değerleniyor. Yani inşaat sektörünün belirleyenlerin en başına gelen şey toprağın fiyatıdır, değeridir. Toprak da değerlendiği için Darıca da güzel bir ilçe. Şimdi mesela İstanbul'dan çıkıp geldiği zaman Tuzla, Çayırova, Darıca. Baktığın zaman en çok göç alan yer Darıca'dır. Evet. Yani burada bir oturup düşünmek lazım. Gebze'ye de kıyasladığın zaman yine Darıca'dır. Nüfusu en fazla hızlı artış yapan ilçe de Darıca.
Kocaeli genelinde zaten ikinci, üçüncü son 5 yıldır 6 yıldır da çok yoğun bir şekilde buraya göç olduğunu duyduk. Yani Darıca yani. Oturmak için çok güzel bir yer. Darıca'da bacalı sanayi olmadığı için Darıca'nın havası güzel, ortamı güzel. Darıca'nın insanı birçok ilçeye göre çok çok daha güzel. Denizi de çok. Yani Darıca'da nerede inşaat yaparsanız yapın %80'i deniz manzaralı oluyor. Yani İstanbul'da deniz manzaralı daire dedikleri zaman şöyle köşeden 5 kilometre ötede bir mavilik görüyorsun. Deniz mi gökyüzü mü belli değil. Ama Darıca'da öyle değil. Darıca'nın her tarafı deniz manzarası. Dediğim gibi Darıca'da da fazla toprak da yok. Ya bir de şu var, Darıca'nın nüfusu şu anda yaklaşık 200 bini geçti. Darıca'nın zaten hedefinin nüfusu 300 bin olmaması gerekiyor. Darıca'nın nüfusu yani çıkabileceği maksimum sayı 250 binlerdir. Bundan sonra çünkü sonuçta Darıca'nın yolu var, Darıca'nın yeşil alanı var, Darıca'nın okulu var, Darıca'nın hastanesi var. Nüfus arttıkça bu ihtiyaçlar da ister istemez çoğalmak zorunda. Çoğalması için arazi olması gerekiyor. Şu anda Darıca'nın nüfusu 300 bin olursa okul sayısına baktığın zaman Darıca'nın da okul sayısı ona göre o oranla artması gerekiyor. Evet. Yeşil alanı çoğalması geliyor, yolları genişlemesi gerekiyor. Darıca çok eski bir ilçe olduğu için, yapılanması da çok eski olduğu için yani bugünkü mantıkla keşke geri dönüp yolları 30 metre yapabilseler. Ama ne yazık ki sonuçta yollar bitmiş, sokaklar bitmiş. Artık Darıca'da öyle sokak var ki 5 metre, 7 metre, 3 metre yerinde 3 metre sokak bile var. Yani bu şimdinin bir işi değil. Bu belki 40 sene öncenin işiydi. Yani yapılanma yapılırken 50 sene sonrayı düşünerek yapılanma yapılmış olsaydı Darıca'nın nüfusu 300 bin de olabilirdi, 350 bin de olabilirdi. Evet. Sıkıntı olmazdı. Ama Darıca'nın ne yazık ki toprağı biraz küçük olduğu için biraz da ister istemez işte bu büyük şehir olurken, ilçelerin sınırları belli olurken gönül isterdi ki bizim sınırlarımızı Eskihisar'dan yukarı doğru verselerdi. Ama bizim sınırlarımızda biraz daha kısıtlı kaldığı için ister istemez Darıca'da biraz daha fiyatlar yükseliyor. Ama askeriye çıkacak şu anda bir çalışmalar var biliyorsunuz. Askeriye çıktıktan sonra yeşil alanlar çoğaldıktan sonra biraz daha Darıca rahatlayacaktır. Biraz daha sosyal donatısı fazla olacaktır. O yüzden bu Darıca bu konumda iyi. İster istemez fiyatları da, daire evet. fiyatları da artıyor yani. Darıca'dan Harun tekrar mesaj göndermiş. Mustafa Öztürk'ün onun yoluna canımızı koyarız. Bizim sevdamız farklıdır ona diye mesajını iletmiş bizlere. Devam edelim. Valla biraz sorular fazla. İnşallah vaktimiz yeter. Erkan Keleş. Merhabalar Mert Bey, iyi yayınlar. Mustafa Öztürk Darıca'da tanınan çok değerli bir iş adamıdır. Darıca Gençler Birliği ismi gibi genç bir başkanla başarıya ulaşacaktır. Canlı yayında güzel bir resmini göndermiş ki biraz önce bildiğim kadarıyla telefonla kendisi izlemiş. Fatih Çınaraltı, karanlık aydınlığa kavuşur elbet. Siz o gün bayramı kutlamayı görün. Selamünaleyküm başkanım, seni seviyoruz diye. Devam edelim hemen. Kadir Parlaker, Mustafa Başkan'a soru sormak istiyorum. Başkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizler adamsınız. Dernekten selam olsun. Bütün Darıca sevdalılarına başkanım, takımımız şut çekecek mi yeni hocamızla beraber? Benim şu anda şuradan açık ve net söyleyeyim. Yani ben elimden geldiği kadar söylüyorum ve kendilerine de teşekkür ediyorum. Şunu samimi olarak söylüyorum. Yani beni tanıyan tanır. Yani Darıca'nın Darıca Gençler Birliği ile alakalı her şeyden öte evet biz zaman harcıyoruzdur, sıkıntı yaşıyoruzdur. Her şeyi bir tarafa koyun. Darıca taraftarına, şu Darıca halkının borcu var. Bunu herkes bilsin. Yani kolay bir şey değildir. Mesela biz geçen hafta bir deplasman maçına gittik. İstenmeyen olaylar, hiç yani aklımızın ucundan geçmesini istemediğimiz olaylar bizim taraftarımız o maçta böyle olaylarla karşılaştı. Kimi arkadaşımız yaralandı, kimin kolu kırıldı, kiminin başı yaralandı. Yani bizim taraftar deyince şunu gözlerinin önüne getirmesinler. Yani ben biraz daha genç olduğum için bu konuda biraz daha rahat bir şekilde görüp söylüyorum. Taraftar deyince şunu gözlerinin önüne getirmesinler. Vuran, kıran, bağıran, hakaret eden, küfür eden değil. Yani Allah'a şükür bizim taraftarımız öyle bir taraftar da değil. Evet. Yani ben isterim ki bizim taraftarımız hep A tribündeki taraftar gibi olsun. Çekirdek çıtlayan değil de gerçekten de taraftarın futbolcusunu gazlayan bir taraftar olsun. Bu konuda ben Çınaraltı, özellikle Çınaraltı taraftarına, yani ben bazen sosyal medyadan da atıyorum. Bunu samimi bir şekilde buradan da söylüyorum. Yani ne yapsak azdır. Ne deseler haklıdır. Gerçekten de bu takımın üzerinde hakları da fazladır. İnşallah bu sene evet. Benim tek isteğim, evet şampiyon olmayı çok çok istiyoruz ama yani şu şampiyonluğu şu Çınaraltı taraftarının doya doya en az bir hafta yaşamasını. Yani o kupayı alıp onları şöyle bir teslim edip
3-5 gün o Darıca Çınar altında o şampiyonluğu yaşamalarını, yani en çok şampiyonluğu istememin sebeplerinden bir tanesi de budur. Artık evet, bu adamlar olsun. Bu adamlar bu şampiyonluğu doya doya o kupayla yaşamalar lazım. Ama inşallah şampiyon olacağız. Biz hiç hedefimizden şaşmış değiliz. Yani Kadir kardeşimiz miydi onu söyleyen? Yani hedefimizden hiçbir şey şaşmış değiliz. Zaten çok da böyle yani liderle aramızda öyle uçurum kadar bir puan farkımız da yok. 6 puan farkımız var. İnşallah yeni gelen hocamızla da bir yeni bir kan, yeni bir heyecan, yeni bir atmosfer gelecektir. Ben inanıyorum. Yani tekrar söylüyorum, hiçbir şey bitmiş değil. Umutsuz değiliz. Şampiyonluk falan. Playoff hedefimiz kesinlikle yine aynı şekilde. Playoff hedefimiz de yok. Bizim tek bir hedefimiz var, direkt şampiyon olmak. Ve bunun için de hiçbir şey kaybetmiş de değiliz. Zaman gösterecek. İnşallah şu takım bu sene şampiyon olacak. Ve tabii ki yani bizi seven kadar sevmeyen de var. Kesinlikle. Sevenleri sevindireceğiz. Sevmeyenleri de üzeceğiz. Yapacak bir şey yok. İnşallah bunu, sevmeyenleri bunu üzersiniz. Tabii bunu canı gönülden söylüyorum. Herkes özellikle Çınar taraftarı bunu beklesin. Bu sene biz bu takımı mutlaka ve mutlaka ne yapıp edip şampiyon edeceğiz. Yani İnşallah. Nerede ne zaman neşter vurmamız gerekiyorsa o zaman neşteri vuracağız. Bundan yana kimsenin sıkıntısı olmasın. Evet, Halil İbrahim Kara, Darıca Çınaraltı Taraftar Derneği'nden selamünaleyküm hocam. Seni çok seviyoruz, gönlümüzdesin. Bitmeyen sevda, Darıca Gençler Birliği, arkandayız hocam, Çınaraltı. Güzel bir mesaj da ondan, teşekkür ediyoruz. Hakan Sadıç, merhabalar, yeni yapılanmalarda her binanın altına otopark yapılma zorunluluğu getirildiğini öğrendik. Bu kapsamda arsanın kaçta kaçını kullanabiliyoruz? Mustafa Bey, bilgi sahibi ise bize bilgi verebilir mi? Teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı da söyleyeyim. Yeni bir yönetmelik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmelik planlara işlediği bir bu yönetmelik. Artık bundan sonra her binanın altına otopark yapılacak. Her binanın altı zaten bellidir. İnşaatın kullanım alanı %40 ise %40'a kadar yeri otopark olarak kullanacak. Evet. Hakan Cesur, Sayın Mustafa Başkan'ın sportif kişiliği nedeniyle bir sual sormak istiyorum. Kendisi Darıca Gençler Birliği Başkanı, Darıca'daki 4 amatör takımın durumunu nasıl görüyor? Belediyeden herhangi bir maddi destek görmeyen bu 4 kulüpten birisi lisans masraflarını karşılayamadığı için ilk maçını hükmen mağlup olduğu Gebze Belediyesi, Gebze Spor'a yaptığı 500 milyarlık yardımın 100 bin lirasını Gebze Spor 5'er bin liradan 20 takıma dağıttı. Darıca Gençler Birliği Kulübü neden böyle bir tasarrufta bulunmuyor? Bence amatör takımların gönlü alınmadığı için belki de Darıca Gençler Birliği istediği başarıyı yakalayamıyor. Belki de belediye ve Mustafa Başkan'ın bu duruma el atması lazım bence. Ya da Mustafa Başkan yorumum hakkında ne düşünüyor merak ediyorum. Teşekkürler şimdiden. Ben evet, de teşekkür ediyorum. Böyle bir haber bu konu, biz de evet, okumuştuk. Bu konuyla alakalı biz yaklaşık 2 hafta önce Darıca'daki amatör spor kulüpleri başkanlarıyla bir toplantı yaptık. 5 tane amatör spor kulübümüz var Darıca'da. 4. Bize gelen 5 tane arkadaşımız ve biz bu lisansa çıkmadığı için bir maç hükmen mağlup sayılmış denen amatör spor kulübüyle de alakalı kendisiyle de bir görüşme yaptık. Elimizden geldiği kadar sıkıntısını da giderdik ve lisanslar çıkartıldı. Öbür kulüplerimizle alakalı da ben kendilerine bir sözüm var. Bu ay o sözümüzü yerine getireceğiz. Kendilerine destek olacağımızı ve belediyenin de destek olmadığı noktasında değil, belediye elinden geldiği kadar malzeme desteği yapıyor. Nakdi destek yapmıyor. Destekte bulunamıyor ama nakdi desteği de biz kendimiz bu ay kendilerine yapacağız. Ama onun haricinde formadır, krampondur, eldivendir, üniformadır. Bunlarla alakalı belediye çalışma yapıyor. Hatta ben bugün belediyeyle bu konuyla alakalı görüştüm. Çünkü bizde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü diye cross'la alakalı bir kulübümüz var. Ona da belediye malzeme yardımı yapıyor. Onunla alakalı görüştük. Yani bizimkilerinde, öteki amatör spor kulüplerinde, çünkü Darıca Belediyesi Spor Kulübü de amatör bir kulüp. Onları da öteki spor kulüplerinde malzemelerini önümüzdeki hafta çıkartacaklar yani. Evet, bir tane daha resmimiz gelmiş. Ona da bakalım eğer hazırsa. Darget, Darıca Gençler Birliği Taraftar Derneği'nden canlı yayın fotosu göndermiş. Evet, tribün liderlerimizden Orhan Atik resim gönderdi sanırım. Buradan Orhan Başkan'a da selamlar olsun. Darıca inşallah istediği şampiyonluğa ulaşacak. Ulaşmasını biz de Allah'tan niyaz ediyoruz. Çünkü bizim Darıca'mıza bu yakışır. Ciddi anlamda Darıca'mıza şampiyonluk getirmesini başkanla ben de tekrar rica ediyorum. İnşallah başkan. Evet başkan, yavaş yavaş toparlayalım çünkü saatimiz geldi. Darıca Spor, çünkü siyasete inemedik. Siyasete inersek zaten çıkamayız.
Son olarak görüşlerinizi alalım. Darıca sporla alakalı. Darıca Gençler Birliği'yle alakalı. Ben son olarak söyleyeyim. Tekrar tekrar üzerinden geçmenin gereği yok. Ama herkesin işi rahat olsun, ferah olsun. Yani biz elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, dilimizin döndüğü kadar biz sporcu kardeşlerimizle, hocalarımızla, yeni gelen hocamızla bugün yaklaşık 2 saat oturduk, bir toplantı yaptık. Yani gözümüzün gördüğü Darıca Gençler Birliği, bugüne kadar elimizde olan doneleri hocamıza anlattık. Futbolcularla alakalı tek tek elimizden geldiği kadar bilgilerini verdik ve zamanla hocamız da zaten takımı tanıyacaktır. Sonuçta kendi ekibiyle geldi. Ekibi de zamanla takımı tanıyacaktır. Ama herkes rahat olsun, ferah olsun. Biz bu sene bu işi inşallah bitirip şampiyon olacağız. Bundan yana i̇nşallah. Kimsenin içinde herhangi bir karamsarlık olmasın. Bu açıdan da yani bazen sancılı süreçlerimiz olacaktır. Yani futbolda öyle bir şey ki yani 3 kere galibiyet alırsın, herkes sevinir. 1 kere mağlubiyet alırsın, herkes seni yerin dibine sokar. Ne yazık ki bu böyledir. Ama ister istemez buna göğüs germek de bizim işimizdir. Taraftarın işidir. Biraz da sabretmek de aynı şekilde bizim ve taraftarın işidir. Biz sabırlı bir şekilde bugüne kadar bekledik. Bundan sonra da herkese takımımız düzelsin diye bugüne kadar maddi manevi zaman açısından ne yaptıysak bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Yani herhangi bir üzülmüşlüğümüz, kırılmışlığımız, dökülmüşlüğümüz yok. Kimseye de küskünlüğümüz de yok. Az önce söylemiş olduğunuz gibi medyada bazı şeyler çıkar. Onlar da çok önemli değil. Yani bunlar zaman zaman olağan şeyler. Biz bunları saygıyla karşılıyoruz. Elimizden geldiği kadar da içimize atmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de biz elimizden geldiği kadar bu takıma desteğimizi vereceğiz. İnşallah bu sene bu işi bitireceğiz. Önümüzdeki senede Darıca Gençler Birliği'ni herkes görecek ki ikincilikte Darıca Gençler Birliği bambaşka bir Darıca Gençler Birliği olacak. Hedef büyük. Hele hele ben kendim biliyorum. Ben bir kere başarısızlığa alışık bir insan da değilim. Yani bu Darıca şampiyon olmayacaksa ben buraya zaten gelmezdim. Biz buraya gelirken şöyle bir şey söyledik. 3 tane şıkkımız var. Ya bu takımı ligde tutmak için bir kadro kuracağız. Ya bu takımı playoff'ta oynatmak için bir kadro kuracağız. Ya da bu takımı şampiyon yapmak için bir kadro kuracağız. Evet. 3 tane şıkkımız var. Bu şık önümüze koyduğumuz zaman zaten 2 tanesini direkt meneledik. Çünkü bize yakışmayan bir şey. Ligde tutmak diye bir şey yok. Playoff'a girmek için de kurulan bir kadro diye de bir şey yok bizde. Bizim kitapta tek bir şey var. Başarı. Bu da nedir? Direkt şampiyonluktur. Bunun üzerine bir kadro kuracağız dedik ve bunun üzerine bir kadro kurduk. Ama futboldur, bazen tutmuyordur, bazen daha 7. haftadayız. Bazen istediğin zaman her şey aynı gitmiyordur. Lider dediğimiz Orhan Gazi, lider dediğimiz Sakarya. Bunlarda da oluyor, bizde de oluyor. 2 hafta peş peşe yenildiler. Yani şu anda baktığın zaman saçma sapan 2 tane mağlubiyetimiz var. Almış olsaydık şu anda liderdik. Yani her an bizim grupta her şey değişebilir. Çok da böyle karamsar olmamak gerekiyor. Evet. Yani o yüzden herkes içini ferah tutsun. İnşallah biz bu sene bu takımı şampiyon yapacağız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz İnşallah ilerleyen süreçte şampiyonlukta da amatörün nabzına konuk olursunuz İnşallah. Diyorum. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, Kanal 5 Channel ekranlarından bu akşamlık bu kadar. Haftaya çarşamba günü saatler 21'i gösterdiğinde biz yine aynı kanalda ve aynı stüdyoda olmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Kanal 5 Channel'de kalın. Mühür grubun sunduğu Mert Güreş'te Geç Söylem sona erdi.